When I throw, 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 throw it up, start twerking like Molly. Oh yeah. Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'ye hoş geldiniz. 25 Ocak Cuma gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Fakat tabii biz bunu Perşembe'den çektiğimiz için henüz maçlar güncellenmedi ama şu an bültende olan 5-6 maç var. Onları sizler için kısaca yorumlamaya çalışacağız. Her videoda önerdiğim gibi öncelikle tanıtım videomuzu yönetmenim şuradan paylaşıyordur. Mutlaka izlemeyen özellikle yeni abonelerimiz izlesinler ve bir de hemen arkasından çıkaracak şimdi yönetmenim yine yukarıya. Herkesin izlemesi gereken arkadaşlar. Çünkü o kadar çok soru soruyorsunuz ki yorumlarda hepsine yetişemiyoruz, cevap veremiyoruz. Tek tek binlerce insana cevap vermek gerçekten zor oluyor Instagram'da filan. O videoyu izlerseniz kanalımızla ilgili bilgiler, video düzenimiz özellikle. Çünkü en çok aldığımız soru işte yarının videosu ne zaman, Toto videosu ne zaman, video ne zaman geliyor, video ne zaman, video ne zaman. Zaten bunun için çektik o videoyu. Mutlaka onu izleyin. Orada bir de iddiayı nasıl oynamalısınız, nasıl kazanmalısınız, nasıl kasanızı yönetmelisiniz. Bunların hepsini anlattık arkadaşlar. O yüzden o videomuzu mutlaka bir izleyin. Hafta içinde henüz biz bu videoyu çekerken tabii Perşembe şu an akşam maçları oynanmadı ama Salı Çarşamba işte birkaç bazı sürprizler çıktı. Kupada olur zaten dedik yani sürprizler çıkabilir. O yüzden daha çok golleri oynamak lazım ve fazla basmamak lazım. Aslında hiç oynamamak lazım diyoruz ama mutlaka aranızda oynayanlar oluyor. Biz de mecburen fikirlerimizi söylüyoruz. Başka uyaracağımı söyleyeceğimiz bir şey yoksa Cuma günü yine sürprizlere gebe olabilir. O yüzden mümkün mertebe her zaman söylediğim gibi ben kendim de genelde %80-85 gollere oynayan bir insanım. Çok güvenmedikçe taraf bahsine girmem. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Cuma ve pazartesi sürprizler çıkabiliyor. Hadi bunu söylemeyelim çok fazla. Genelde Cuma pazartesi başarılı oluyoruz ama. Bülten'de yer alan maçlara göre arkadaşlar hemen başlayalım. İlk maçımız 101 kodlu mücadele. Beşiktaş kendi evinde Erzurumspor'u konuk edecek. Oranı düşmüş gittikçe Beşiktaş'ın zaten oynadıkları son ikişer mücadelesi de tescil edildi. Perşembe günü itibariyle hükmen yenik, hükmen galip sayıldı yani Beşiktaş. 3-1 değil 3-0 olarak tescillendi o skor. Tolga Zengin kadro dışı zaten biliyorsunuz Vida sarı kart cezalısı defansın önemli isimlerinden. Tolga Arslan kadro dışı, Gökhan Töre kadro dışı, Wagner Love kadro dışı. Başka önemli bir şey yok. Beşiktaş'ta Erzurum'da da Özer Urmacı'nın sakat olduğunu söyleyelim önemli olarak. Yeni transfer Burak Yılmaz fena oynamamıştı son mücadelede. Pozisyonlara da girdi atamadı ama burada mutlaka gol bulacaktır diye düşünüyorum ben. Bu maç hakkında çok fazla söylenecek bir şey yok aslında. Erzurum'da iyi niyetli bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Yine burada da kendini göstermeye çalışacaktır. Bu maçla ilgili oran yeterli diyorsanız bir tercih kullanılabilir. Bir sürpriz beklemiyorum. Beşiktaş yenecektir büyük ihtimalle ama tabii gollerle oranları yükseltmeye çalışacağız. Benim burada tavsiyem üst olacaktır. 1.40 gibi oranı var. Erzurum'un da belki de gollere katkılarıyla çünkü açık güzel bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Zaten ligin ilk yarısındaki mücadelede de Beşiktaş deplasmanda yenmişti Erzurum'u 3-1 ile. Yine buna benzer bir skor çıkacağını düşündüğüm için üst tercihini rahatlıkla deneyebiliriz diye düşünüyorum. Garanticiler yurt dışındaki arkadaşlar 1.5 üstte garanti altına alabilirler diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 102 kodlu mücadele. Hertha Berlin kendi evinde Schalke'yi ağırlayacak. Saat 22.30'da Almanya'da mücadele. Bundesliga mücadelesi. Hertha Berlin kendi evinde etkili olan bir ekip zaten. Schalke 0-4 dengesiz bu aralar. İkisi de geçen hafta Wolfsburg'u yendi. Schalke kendi evinde. Hertha Berlin'de deplasmanda Nürnberg'i yenmişti 3-1. Baktığımız zaman sakat listesi var. Özellikle Schalke'de orta sahada Weston McKennie sarı kart cezası önemli bir isim. Onun dışında forvetlerinden işte Burgstaller olsun, Embolo olsun. Bunlar hep sakat olan isimler. Schalke gol atmakta zorlanabilir bu yüzden. Onun dışında Hertha Berlin'e baktığımızda çok önemli bir sakat cezalı takımı etkileyecek kadar göremiyoruz. Tabii ki kendi evinde olan Hertha Berlin burada daha şanslı görüyorum ben. Karşılaşmanın sağlam bahislerinden biri 1-0 çifte şans olacaktır. Hertha Berlin kendi evinde yenilmeyecektir. Oranı yeterli görürseniz 1-0 çifte şans 1-23 oranıyla idealdir. Onun dışında mücadelenin şöyle ki işte Schalke gol atar mı atamaz mı bilemiyorum ama Hertha Berlin 2-0 ya da yese bile 2-1 civarında biteceğini düşündüğüm için mücadelenin 2-3 golde yüksek orandan alternatif kuponları. Her zaman diyorum arkadaşlar aynı maçı aynı kupona koymayın ya da farklı tercihini koyun. Çok maç varsa cumartesi pazar gibi bir maçın işte ben var veya üst mü dedim birini al koy ama öbür kupona bu maç hiç girmesin yani. Çünkü varın üstünü koyarsın 1-0 bitti var da olmadı üst de olmadı yattık bu da yattı. O yüzden bu yatmasın diye bu maçın bir tercihini koy buna öbür cumartesi pazar için diyorum. Ha, Cuma'da da yine seçenekler olacaktır başka maçlar da eklenecektir. Kendi tercihlerinizden 1-2 tane işte 2-3 tane benden birleştirirsiniz en fazla 3 maç 4 maç o videoda anlattım.
Alternatif kuponlarda 2-3 gol yüksek oranlı denemelerinizde denenebilir. Dediğim gibi Erta Berlin 2-0 2-1 alabilir. En fazla sürpriz çıksa 1-1'le çıkar. Çok fazla gol beklemediğim için Erta Berlin'in mesela sürpriz kuponlarda galibiyetini bile deneyebilirsiniz 2-35 orandan diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 103 kodlu mücadele. Bu arada aklıma gelmişken arkadaşlar söyleyeyim, tamistplus.com var. Yönetmenim paylaşıyordur yine ekranın sağında solunda altında videonun altında açıklamalar kısmında linki de var. Oradan özellikle hafta sonları güzel maçlar olduğu zaman sevgili Atilla Arda Bora biliyorsunuz Atistik TV'nin yorumcusu. Aynı zamanda orada ufak kısa videolarla sizlerle yorumlarını, düşüncelerini paylaşıyor. Arda Yücegök kardeşim hafta sonları güzel maçlar olduğu zamanlarda orada kupon tavsiyelerinde bulunuyoruz. Her birimiz orayı da ziyaret edebilirsiniz. Yorumlardan da faydalanabilirsiniz. Basketbol ve futbol yorumları da var. Bir gazete, dergi gibi okuyabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Orada hikayelerde ve postlarda duyurular, bildirimler yapıyorum. Onları mutlaka bildirimlerinizi açın Instagram'dan. Onu da ekranın altında yönetmen paylaşıyordur. Bizleri de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 103 kodlu mücadele demiştik. İngiltere Federasyon Kupası mücadelesi. Bristol City kendi evinde Bolton'u ağırlayacak. Bu iki takım Championship liginde oynayan iki takım. Bu Federasyon Kupası 4. tur tek maç arkadaşlar. Tek maç üzerinden oynanıyor. En son 12 Ocak'ta bundan 2 hafta önce yaklaşık oynamışlar yine Bristol City'nin sahasında ve 2-1 Bristol City galip gelmiş. Aralarındaki zaten performans durumlarına baktığımız zaman da Bristol City özellikle yenilmediğini görüyoruz. 10-12, 11-12 maçtır yenilmediğini görüyoruz. Bolton Wanderers takımı oldukça dengesiz bir takım ama deplasmanlarda çok etkisiz. Henüz Ağustos ayından beri herhangi bir galibiyeti bulunmuyor. Bazı maçlarda gol bile atmakta zorlanıyor. Tabii ki şunu unutmayalım, kupa maçı olduğunu unutmayalım ama çok çok büyük sürpriz olmadıkça, işte tamamen gençleriyle çıkmadıkça, işte bir Dijon maçı yaşadık ki Dijon kimdi? 3-6 bitti mücadele. Saint-Étienne maçı mıydı çarşamba akşamı? Yani öyle bir şey olmadıkça ya gençlerini oynattı ya çok sallamadı, kupayı ciddiye almadı. Hani böyle şeyler olabilir. O yüzden bu mücadelede ben normal düşüncemi söyleyeceğim ama sürprize karşı siz yine tercihinizi belirlersiniz. Bu mücadelede ben Bristol City'nin kendi evinde yeneceğini düşünüyorum 1.35 orandan ama mücadelenin yine 2-0, 2-1 Bolton'un gol atacağına güvenemiyorum. İşte kupada bu gençleriyle oynayacak ki, Bolton az kadrosuyla oynayacak ki, bu çok ciddiye almayacak ki, Bolton da bastırıp bastırıp Dijon gibi golleri atacak. İşte bu da 1-2 katkıda bulunacak ki maç uçacak gidecek yani. Öyle bir maç olduğunu sanmıyorum Bolton'un kapasitesinden dolayı. O yüzden 2-0 ya da 2-1 biteceğini düşündüğüm için 2-3 golde oynayabiliriz. Ayrıca yurt dışındaki temsilcilerimiz için ilk yarı çok fazla gol olmayacağını düşündüğüm için bu 1.5 alt ideal olacaktır diye düşünüyorum bu mücadelede. Bir sonraki maçımız 104 kodlu mücadele. Günün güzel zevkli geçmeye aday bir mücadelesi olarak düşünüyorum. 22.45'te Fransa 1. Liginde oynanacak mücadele. Frans Marsilya kendi evinde Lille takımını konuk edecek arkadaşlar. Lille gayet güzel ilerliyor yoluna. Marsilya'da yeni transfer duymuşsunuzdur belki. Mario Balotelli'yi aldılar. Ne gerek vardı anlayamadım ama forvette zaten yeterince alternatifleri vardı diye düşünüyorum. Ama Marsilya'da şöyle önemli eksikler var arkadaşlar. Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Ocampos sarı kart cezası oynayamayacak, onu belirtelim. Ayrıca Morgan Sanson da sarı kart cezası, orta saha çökmüş durumda. Defansa baktığımız zaman Adil Rami sakat ve Hiroki Sakai ülkesinin milli takım kadrosunda ve Dimitri Payet Marsilya'nın önemli forvetlerinden biri, diz bağlarında problem var, oynayamayacak. Peki kim oynayacak? Tauvin var, Mitroğlu var, işte yeni gelen Balotelli forma şansı bulursa tabii kendi sahasında seyirci avantajıyla Marsilya'nın gollere katkıda bulunacağını düşünüyorum. Ben Lille takımı dediğim gibi içeride dışarıda gayet etkili futbol oynayan, iyi futbol ayakları, iyi gol ayaklarına sahip olan bir takım. Herhangi bir sakatı, cezalısı da şu an için görünmüyor. Uzun zamandır da yenilmeyen bir takım var. En son Amiens'i kendi evinde yendiler ama hafta arasında kupada da Sete'yi zor da olsa rotasyonlu kadrosuyla 1-0 yendi. Marsilya'da Caen gibi bir takımı hem de kırmızı kart görmesine rağmen maçın ilk yarının başlarında 1-0 zar zor yendi. Bu mücadeleden her iki takımdan da goller bekliyorum. Ben karşılıklı gol var. 1.45 öyle denenebilir. Ayrıca maçın belki alternatif kuponda bir tık daha risk alınarak üste de gidebileceğini söyleyebiliriz. 1.65 orandan onu da deneyebiliriz. Yurt dışındaki arkadaşlarımız yine 1.5 üstte garantiye alabilirler. Ve akşamın son mücadelesi Cuma gününde, daha doğrusu şimdilik bültende gördüğümüz son mücadele 22.55'te oynanacak. İngiltere Federasyon Kupası mücadelesi. Arsenal kendi evinde Manchester United'e konuk edecek. Bu 4. tur mücadelesi ve tek maç üzerinden oynanıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim yani, bu mücadele nasıl biterse öyle bitmiş olacak. Rövanşı yok. Emirates'te oynanacak mücadele Arsenal'in sahasında. Şöyle bir baktığımız zaman Arsenal en son yenebilir dediğimiz mücadelede Chelsea 2-0 yendi. Yine güzel bir oyunla Manchester United yine dolu dizgin devam ediyor yoluna. Belki bu maçta
kısmi rotasyon yapabilir diyeceğim ama kupayı ne kadar önemseyecekler bilemiyoruz ama ne kadar rotasyon da yapsalar çok fazla olacağını sanmıyorum ben. Smalling şüpheli görünüyor. Rojo sakat. Hani bunlar oynamaz ama Fellaini'nin sakatlığı var. O da oynamaz. Arsenal'de de işte Bellerin belki de sezonu kapattı. Dizinden, çapraz bağlarından sakat. Holding zaten öylesine. Welbeck ve Mkhitaryan da yine yok. Yani çok fazla rotasyon yapmadıkça iki takımda zaten yapsalar bile sonuçta her türlü gol kokan bir mücadele. Her iki takımda gol atacaktır. Oran düşük ama 1.25 oranıyla karşılıklı gol var. Rahatlıkla tercih edilebileceği gibi. Maçın zevkli, tempolu, yine gollü bir mücadele olacağını beklediğim için 1.40 oranıyla üst tercih de yapılabilir. Taraf bahsinden kaçmakta fayda var her zaman dediğim gibi. Yurt dışındaki arkadaşlarımız da 1.5 üstte garanti altına alabilirler. Dediğim gibi cuma günü çok fazla para basmayın. Kaybettiğiniz zaman üzüleceğiniz kadar para basın. 3 lira, 5 lira, 10 lira neyse bütçenize göre eğlencelik yapın arkadaşlar. Sizin de yeni eklenecek maçlarla beraber 1-2 favoriniz olur. 1-2 de buradan alırsınız. Çok fazla maç koymayan kuponunuza hayırlı cumalar diliyorum şimdiden. Cuma günkü maçlarınızda yapacağınız kuponlarda başarılar diliyorum. Hafta sonu inşallah daha güzel maçlarla karşınızda olacağız. Hepinize bol şanslar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia. Ó.